Selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz diyeceğim ama şöyle bir karar aldım. Çoğu arkadaşımız bu list view yüklemede, ondan sonra bu status bar olsun, yani bu yeni komponentleri getirmekte sıkıntı çekiyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte şu list view yerine list kullanacağız ve şu standartların dışında hiçbir şey kullanmayacağız arkadaşlar ki herkes rahat etsin. Herkes kullanabilsin diye böyle bir karar aldım. Programımızı bu şekilde yapacağız. Hem daha kolay hem daha hızlıdır arkadaşlar bu yöntem. Zaten Microsoft arkadaşlar standart olarak şunları ilk başta yüklüyor. Ekstradan işin profesyonelleri ekstradan görsel olarak daha görsel bir şey yapmak isterlerse de işte list yerine list view kullanabilirler. Hatta çok farklı komponentler getirebilirler. Onları kullanabilirler. Biz bu şekilde kullanacağız bundan sonra. Dolayısıyla tek yapacağımız şu stok listelemesini düzelteceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Önce hepiniz şunu delete ile sileceksiniz arkadaşlar. Sonra şuradaki list box'ı tıklayıp sayfanıza list box çizeceksiniz. Şöyle. Ondan sonra bunun ismini yine LST stoklar diyeceğiz. LST stoklar. Evet. Sonra formun initialize kısmına gidiyoruz. Bakın şurada initialize kısmında stokları göster diye bir şey var. Bir prosedürümüz var. Bunu şimdilik yorum satırı haline getirelim. Bir de stokları listele var. Onu da şimdilik yorum satırı haline getirelim. Ve şunu yapacağız arkadaşlar. Initialize kısmına hatta stokları listeleyi açayım. Tek yapmamız gereken şu stokları listeleyi şurayı değiştirmek olacak arkadaşlar. Ben buradakileri hepsini siliyorum. Siz de burayı silin. Ve şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki ne yapıyoruz? Şöyle diyorum dim ss as long diyorum. Burada ss satır sayısı olacak. Başka bu kadar. Sonra ss eşittir diyorum. Bir de şöyle bir set etmeleri hiç anlatmadım setlemeyi. Ben onları da anlatacağım. Arkadaşlar bu set olayını da bir anlatayım size isterseniz. İşinize bundan sonra daha kolaylaştıracak işimizi. Şimdi buraya diyorum ki dim mesela sayfa dim sayfa as worksheet arkadaşlar. Worksheet. Dim sayfa as worksheet yani sayfa worksheet nasıl ki dimse as long diyorsak burada sayfa diye bir değişkenimiz var. Bu bir kitap çalışma sayfasıdır diyoruz. Sonra diyorum ki set sayfa eşittir sheets stoklar diyorum. Stoklar. Artık ben bundan sonra sheet stoklar hiç demeyeceğim. Sadece sayfa diyeceğim yeterli arkadaşlar. Sayfa artık sheet stoklar demektir. Şimdi şöyle yazıyorum. Ne diyorum? LST stoklar nokta kolon kont. Kolon sayısı eşittir 8 diyorum. Öncesinden saydım arkadaşlar. Kaç tane kolonumuz var baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sütun var. Burada diyorum ki benim stoklar listemi 8 kolon olarak göster. Sonra sheets arkadaşlar. Pardon sheets diyorum. LST stoklar nokta LST stoklar nokta kolon width arkadaşlar kolon genişliği eşittir tırnak içinde mesela sıfır yazıyorum bu benim ID kolonumdur ID kolonun genişliği sıfır sonra burada adı stok adı var stok adı ne olsun mesela işte genişliği 160 olsun ya da 100 180 olsun virgül. Sonra hangi kolonum var? İşte birimi var. Birimin genişliği 40 olsun.
virgül 40. Sonra birimi KDV oranı var. KDV oranı da 40 olsun. Sonra özel kodu var. O da 40 olsun genişliği. Alış fiyatı var 80 olsun. Satış fiyatı var 80 olsun. Stok mevcudu 80 olsun diyorum. Ve bu şekilde listemin genişliğini ayarladım. Şimdi bunları topladığınız zaman arkadaşlar 80. Bakın 3 kere 8 24. 240 burada. 40 burada, 240, 280, 320, 360, 460, 540. Demek ki ben burada şu sütunumun genişliğini, tablomun genişliğini 540 yapacağım. Şuraya 540. Ama mesela şu anki hali 640'tır mesela. Bir 100 daha artırmam lazım bir yerlerde. O zaman ne yapayım? Burayı 280 yapayım. İşte tam olarak sütun genişliğimi de ayarladım. Sonra LST stoklar, LST stoklar nokta row search eşittir tırnak içinde stoklar şöyle sayfa oldu, stoklar sayfası. Acaba burası sayfa da desem olur mu acaba? Sayfa. Yok, sayfa olmaz. Stoklar. Biz bu sayfayı yanlış yerde tanımladık şimdilik. Birazdan kullanacağız. Stoklar sayfası. İşte bu ünlem onun sayfa olduğunu gösteriyor. Sayfasındaki bir dakika şurayı geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şu SS'yi de tanımlayalım. Şimdi buraya ne yazdık? LST stokları 8 kolonda göster dedik. Burada da sütun genişliklerini ayarladık. Şimdi de SS'yi bulalım, satır sayısını bulalım. SS eşittir sayfa nokta range mesela kaç bin stokumuz olabilir? 50 bin stokumuz olabilir. 50 bin ne kadar gitsin? A sütun 50 binci hücresinin nokta endine bas. Buradan x ile up nokta row diyoruz. Burada dolayısıyla arkadaşlar yani bu şunu yaptı. Ona dedim ki şu sütunun 50 bine kadar dolu olduğunu farz et ve klavyeden kontrol aşağı ok tuşuna bas. Bana şurada satır sayısını bul dedi. Burada dedi ki dolu satır sayısını bul. Tamam. Şimdi burada bir de diyeceğiz ki eğer satır sayısı birden büyük ise arkadaşlar bir başlıktır. Şuradaki bir, şuradaki başlığımızdır. Eğer birden büyük ise, yani mesela şuraya kadar ise, işte burayı göster. Yok eğer birden büyük değil ise, sadece şu başlığı tek göstersin isteyeceğiz. O zaman diyeceğiz ki, eğer SS birden büyük ise, then ne diyeceğiz şimdi? Diyeceğiz ki LST stoklar nokta row search eşittir stoklar sayfasındaki şuraya ünlem A 2'den nereye kadardır bakalım H sütunu A2'den H SS'ye kadar satır sayısına kadar. Peki değil ise, else, yani ss büyük de birden büyük değil ise, şöyle bir end if, o zaman şunun aynısını alıyorum, şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar, o zaman h1'den a1'den h1'e kadar al diyoruz.
Sıfır bu şekilde göster. Şöyle çalıştırdığımız zaman şunu bir devre dışı bırakalım. Şunu yorum satır haline getireyim. Stokları listele nerede? Az önce yaptığımız. Listele. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir hata yaptık. Başlığı almadık. Bir dakika ne demişiz? A2'den H. Şurası. Yok bir dakika. Eğer ise büyük ise A1'den tamam şöyle. Şimdi az önce ben şurayı 2 yaptığım zaman gördüğünüz gibi başlıklar yok arkadaşlar. A1'den alacağız diyeceğiz. A1'den alacaksın. Hiç gerek var mı buna ya? Ben de bazen düşünemiyorum bazen. Her halükarda buradan alsa ne olur? Mesela gidip stokları sileyim bakalım. Şöyle bir çalıştıralım. Tamam hiç gerek de yokmuş. Yani aslında amaç hani şu başlık şey olmasın diyeydi aslında. Şunu bir açayım burayı. Neyse biz buraya bakar geleceğiz arkadaşlar. Buraya bakacağız. Bir de şurada kolon heat turu yapacağız. Tamam arkadaşlar şimdi anladım. Eksiğimiz şuydu. Şu LST stoklarda kolon header, kolon başlığını ben true yapmadığım için karışıyor diye. Az önce hani burada takılı kaldım ne yapıyorum diye. Şu kolon header'i mutlaka true yapın arkadaşlar. Ondan sonra şurasını A2'den H2'ye yapın. Şurası da A2 H şey olacak bakın. Şu anda sadece bakın başlık var. Şu anda sadece başlığı seçebiliyoruz. Mesela şurayı geri getirdiğim zaman buradaki stokları şimdi çalıştırayım. Bakın bu sefer de gördüğünüz gibi az önceki durumda biz başlığı da seçebiliyorduk. Şu anda başlık seçilmiyor. Artık standart başlık olarak durdu. Durum bu arkadaşlar. Stok listeleme bu. Stoklarımızı listeledik. Stok listelememiz bu. Şimdi tek olarak sadece neyi ilave edeceğiz? Stok sayısını gösteri ilave edeceğiz. Dedik ya bundan sonra bunu da kullanmayacağız arkadaşlar. Status bar da kullanmıyoruz. Ben status barı da siliyorum. Siz de bunu silin. Ve ne yapın? Bakın şunu yapın. Bir etiket alın. Label alın şuraya. Label'ınızı şöyle yapın. Ve buraya stok sayısı deyin. 2 nokta üst üste. Şöyle biraz daraltın. Sonra bunun bir kopyasını da yanına alın. Üzerindeki yazı bu sefer olmasın. Ve şunun spesiyel efektini şöyle basık hale getirin. Sonra şunu da aynı şekilde bunu da şöyle yapın. Aynen. Aslında tersini yapsak. Tamam, böyle olsun. Şunu da
Şimdi bunun leftini de 558 lira, 557 yapıyorum. Üst üste getirdim. Sonra şöyle sağ tarafa çekiyorum. Ve şunun ismini LBL stok sayısı diyorum. Sayısı. LBL stok sayısı. Yani bunun şeyde bir farkı kalmadı aslında. Aslında bunun şeyini beğenmedim. Bunun spesiyel efektini böyle kalsın. Hemen initialize kısmında hatırlıyorsanız şurada stok sayısını göster diye bir prosedürümüz var. Bunu da aynen şuraya yazacağız. Listelerin en sonuna şuraya stok sayısını göster dedik. Hemen o prosedürü bulalım. Nerede stok sayısını göster? Şurada. Ben hemen burayı siliyorum. Burada diyorum ki LBL stok sayısı nokta caption eşittir LST stoklar nokta list count diyorum arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın burada aşağıda 9'u görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane stokumuz var. Şunu birazcık daha şöyle ayarlayacağız. Bunun da şurada text align yazan bir yer var. Bunu center yaptığınız zaman yazıyı ortala dediniz. Çalıştırdığım zaman stok sayısı 9. Dolayısıyla hiçbir farkı kalmadı arkadaşlar. Aynen list view'de yaptığımızın aynısı. Hemen hemen aynısı oldu. Sadece şu özel kodu biraz dar gibi geldi burada. Neyse böyle kalsın. Şimdi ben bu listeyi kopyalıyorum. Hatta buradaki stok sayısıyla beraber şunların hepsini kopyalıyor, seçiyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum cari listeye. Buradaki de yine siliyorum. Şuradaki status bar'ı da siliyorum. Buraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şöyle ayarladım. Ve bu biraz daha geniş olması lazımdı. Tamam. Bunu da şöyle çektim buraya. Stok sayısı yerine buna cari sayısı diyorum. Tamam. Ondan sonra bunun ismini de LST cariler diyorum. Kaç dakikamız oldu? 18 dakika. Arkadaşlar bu dersimiz isterseniz cariler sayfamızı da oluşturalım. Aynen şeydeki gibi. Hemen şurada bir sayfa oluşturuyorum. Bunun ismini cariler diyorum. Sayfamızı şöyle ayarlayayım. Buraya cari ID diyorum. Ondan sonra cari adı. Bir de neler yapmıştık bir hatırlayalım. Vergi dairesi, vergi numarası. Şuraya şu adını biraz uzatalım. Vergi dairesi. Şuraya vergi no. Ondan sonra telefon adres mi demiştik? Telefonu adresi. Telefon ve adres. Tamam. Hemen listemizi de yapalım. Geliyoruz şuraya çift tıklıyorum. Buraya diyorum ki cari sayısını göster diyorum. Bir de carileri listele diyorum. Önce hangi prosedürü pardon bunu yanlış yere yazdım. Bu buraya yazılmaz arkadaşlar. Bunu initialize kısmına yazacağız. Yapıştırdım. Şimdi önce cari sayısını gösteri yapalım. Bunu kopyalıyorum. Aşağıya sub carileri göster diyorum. Ve diyorum ki lst pardon. Biz şunun adını da bir değiştirelim. Şunun adını
Bu lbl stok sayısı ya. Bu stok kelimesini cari olarak değiştiriyorum. Cari sayısı. Bunu unutmayın. Hemen diyorum ki lbl cari sayısı nokta caption eşittir lst cariler nokta list count diyor. Cari sayımız bu kadar. Şurada carileri listele diye bir prosedür oluşturmamız lazım. Sub carileri listele diyoruz. Yine aynen stoklarda olduğu gibi bakın geliyorum stokun içine giriyorum. Buraya çift tıklıyorum. Şu stokları listelenin aynısını kopyalıyorum. Ctrl C. Geliyorum carileri listelenin şuraya yapıştırıyorum. Ve burada sayfa worksheet, ss satır sayısı, sayfa eşittir şuraya cariler diyorum. Sonra lst stoklar yerine lst cariler diyorum. Kolon sayısı 8 midir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 diyeceğiz. Kolon sayısı 6. LST cariler kolon width 0 id'dir 280 adı vergi dairesi vergi numarası telefon adres vergi dairesi 80 vergi numarası 80 telefon 80 adres 280 olsun başka da bir şey yok. Bunları toplayacak olursak 280, 280, 560, 240 daha 500 ne oldu ya? 280, 3 kere 8, 24 bu 540 ile 540 ile 240 780 o zaman ne yapıyorum? Şunu 780 midir bakalım genişliği 773'tür 780 diyorum buraya. Dolayısıyla formumu biraz genişleteceğim mecbur. Şuraya kadar çektim. Tamam sıkıntı yok. Evet. Bunu da ayarladıktan sonra sayfa A sütundaki yine satır sayısını öğrendik. Eğer sayısı birden büyükse LST cariler diyeceğiz. Row search. Stoklar sayfası değil. Cariler sayfası. Bunu aynısını şuraya da yapıştıracağız. Şunu da LST cariler diyeceğiz. Ondan sonra şurada stok sayısını göster değil. Cari sayısını göster diyeceğiz buraya. Gördüğünüz gibi aynısı çalıştırdığımız zaman ne demişiz? Cari sayısını niye eklememiz lazım? Gördüğünüz gibi cari adı bakın vergi dairesi, vergi numarası hepsi tamam. Şurada bir kaydırma çubuğu oluşmuş ama bir de şu LST carileri seçtiğimiz zaman nesi vardı burada? Tamam başka bir şey yok. Sıkıntı yok. Çok biraz daha uzun hani bir de şunu biraz daraltabiliriz aslında. Bunu 270 yapayım mesela. Çalıştırdığım zaman hala kaydırma çubuğu var. Şunu da 270 yapalım. Tekrar bakalım. Çok az bir şey kaldı. Milim bir şey kaldı. Bir tanesini 10 daha indireyim. Şunu bir de 60 diyelim. 260. Bakın şu anda kaydırma çubuğu yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Stokta da bunu yapabilirdik aslında. Şunu da çalıştıralım. Burada hafif bir kaydırma çubuğu oluşmuş. Onun için bir tanesini 270 yaparsak burada da kaydırma çubuğumuz gitti. Tamam. Bağlantıları yaptık mı? Yaptık. Şöyle kaydediyoruz son haliyle. Şöyle bir çalıştıralım. Şurada stok listesi ekle, stokları ekleyecektir. Bir ekleyelim bakalım. Mesela ne diyeyim?
bilgisayar diyelim. Birimi adet, alış fiyatı 2500, satış fiyatı 2800, KDV oranı %18, özel kodu B500 diyelim. Kaydet, evet diyoruz. Bakın stok kaydedildi. Hemen en üstte bilgisayar duruyor gördüğünüz gibi. Hemen cariye geldik. Burada ekle diyoruz. Cari kaydetme işi kaldı arkadaşlar. Bu dersimiz böyle olsun. Kafanızı fazla karıştırmak istemiyorum. Yeni bir şey geçmedim. Sadece bundan sonra standart komponentleri kullanacağız. Herkeste olan şeyleri kullanacağız. Dolayısıyla hocam ben burayı ekleyemedim. Bende listview çalışmıyor. Bende bilmem şu çalışmıyor demesin. Herkes yapsın. Bence bu şekilde daha da güzel ve daha da hızlı olduğunu göreceksiniz. Değişen hiçbir şey yok. Görsel olarak da hemen hemen aynıdırlar. Bu dersimiz bu şekilde. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah yarın devamını getireceğiz arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlarımız yorumlarda hani şurası TL olsun, şurası işte para birimi olarak göstersin. Bütün bu detayları sonra halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bir altyapımızı oluşturalım. Ondan sonra şuradaki alış fiyatı niye küsuratı göstermemiş? Şu arkada 2500 işte TL göstersin falan. Bunları yapacağız arkadaşlar. O konuda sıkıntı olmaz. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Yani amacımız şu olacak. Stoklarımızı güzel bir şekilde takip edeceğiz. Ne kadar aldık, stokta ne kadar kaldı, kaç tane sattık. Tüm bunları göreceğiz. Carilerimizi göreceğiz. Cari ekstremizi göreceğiz. Alacaklı mı, borçlu mu? Alış satış faturalarımızı göreceğiz. İade faturalarımızı göreceğiz. Kasamızın durumunu göreceğiz. Bankadaki paramızı göreceğiz. Ve bu şekilde programı bitireceğiz. Yani o kadar fazla açılmayacağız geçen program gibi. Öyle bir duruma geldik ki artık ben bile takip etmekte zorlandım gerçekten. Çünkü bu bir ekip işidir. Bir kişinin yapabileceği bir şeydir ama bir kişinin de yani canı çıkar diyebilirim yani. Çünkü gerçekten program büyüdükçe takip etmesi zorlaşıyor. Onun için yazılım firmalarında herkes mesela bir kişi işte bu burayı hallediyor. Diğeri işte şurayı yapıyor. Bir başkası burayı yapıyor. Dolayısıyla 5-10 kişi aynı program üzerinde ilerliyor. GitHub diye bir uygulama var arkadaşlar. Herkes oradan son haliyle yani ayrı ayrı çalışıyor ama programı birleştirebiliyorlar GitHub üzerinden. Böyle bir imkanımız da olmadığı için ben fazla açılmak istemiyorum. Yani program ne kadar büyük olursa olsun insan baş edebilir ama yani zorlanıyor insan tek başına zor. Onun için ben fazla abartmadan size yorumlarınızda hani şu hocam şu da olsun bu da olsun diyorsunuz ya gerçekten onları istemeseniz memnun olurum. Herkes kendine çok dikkat etsin arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler, sağlıklı bir hayat diliyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.